Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sunar. Ormancılığımızın gelişip büyümesinde emeği geçen tüm ormancılarımızın aziz hatıralarına. Giresun'da Ormancılık Tarihi. Canlıların hayat kaynağıdır ormanlar. Nefes aldığımız havayı onlara borçlu değil miyiz? Ağaç, yaşamın ayrılmaz bir parçası, hayatın vazgeçilmezidir. İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ağaçlarla bir bütün olarak yaşamış ve nimetlerinden yararlanmışlardır. Doğal kaynakları akıllıca kullandıkları sürece refah içinde yaşayan uygarlıklar, yarını düşünmeden tükettikleri doğal kaynakların yok olmasıyla tarih sahnesinden silinmişlerdir. Başta hayat kaynağımız olan ormanlar ve sularımız olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara emanet etmemiz gerekiyor. Orman ve su varsa hayat vardır. Giresun ve Ordu, orman ve su yönünden önemli illerimizin başında gelmektedir. Doğu Karadeniz'in çok zor tabiat koşullarında ormanlar, yurt, yuva, vatan olmuştur. Tarih boyu bölge insanı ormanlarla hayat sürmüş, ağaçları bir nimet olarak görmüş ve hayatının her alanında kullanmıştır. Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi, insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur. Hazreti Muhammed. Ormancılık, kültür, tarih ve vefadır. Geçmişten bugüne ormancılığın gelişmesine emeği geçen, genel müdüründen muhafaza memurlarına tüm orman teşkilatı mensuplarını saygı ve şükranla anıyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman teşkilatımızın canlı şahitlerinin bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için vefa çalışması başlatarak ormancılığımızın gelişip büyümesinde emeği geçen ormancılık teşkilatımızın canlı şahitleriyle belgesel söyleşiler yaparak bilgi birikim ve deneyimlerini yeni nesil genç ormancılarımızla paylaşmaktayız. Bu 70'li yıllarda fidanlık kuruldu. Birkaç sene sonra ben fidanlık şefi oldum. Burası benim bu aşamada okulumdur yani. Kemerköprü fidanı. En çok anlatılan bu Pınarlar'dan Kümbet Sapağı'na yapılan bu 13 kilometrelik kaya yarmanın çok anılarını anlatıyorlar. Olay şöyle. Bir kaya 30 metre yok yol. 330 saat kompresör çalışmıştı. Bir kayada, o dediğin yolda, işte, Kotanakürtün yolunda. Bu bir efsane gibi anlatılır. 330 saat, Ağustos ayında robot kompresör, ben şimdi de söyleyeyim, kompresör, bir gün köylü cenazeye gitmiş, cenaze olmuş, cenazeye gitmişler, çalışılmamış, 30 gün, 10'ar saatten 300 saat kompresör çalışmıştı. Hızarlarla karşılıklı iki kişi tutuyordu böyle, hızarla kesiliyordu şey, ağaçlar. Haliyle çok işçiye ihtiyaç oluyordu yani. Ağacı kesmek, temizlemek, ondan sonra akıtıp yol mesafeleri uzunudu. Oluk yapmak suretiyle ağaçları bir yere kadar, yol kenarına kadar veya dere kenarına kadar sürütüyorlardı. Sürütmeyle geliyordu. Çok işçiye ihtiyaç oluyordu yani. Haliyle o köylerde işçiler kışında çalışıyordu. Teşkilat olarak nereye gitmişsek orada mutlaka oraya bir hayat götürmüşüzdür. Yollarını mesela yapmışızdır. Yollarını orman köylerine yol yapmışızdır. 16 sayılı yasa Büyük Atatürk'ün son devrimidir ve bir orman devrimidir. Çünkü bu yasayla beraber Cibali Mübaha tamamen kaldırılmış. Ormanların artık devlet eliyle, devlet işletmeciliğiyle yönetimi esas alınmıştır. Ancak o yıllarda sınırsız yararlanmaya alışkın olan ve nüfusun büyük bölümü köylerde yaşadığı için vatandaşların bu yasa karşısında kaybettikleri haklara dirençleri söz konusu olmuştur. Ama o yıllardaki abilerimiz
Türkiye'nin sosyal, ekonomik, kültürel durumlarını da dikkate alarak 40'lı yıllardan itibaren kurdukları orman işletmelerini sadece ormancılık bakışıyla ele almamışlar. Aynı zamanda o köylerin diğer sorunlarını da yardımcı olacak şekilde o yöreleri aydınlatma fikrini esas alarak hareket etmişlerdir. Giresun ve Ordu Ormanları. Giresun ve Ordu Ormanları deniz kıyısından başlayarak 2000 metreye kadar yükselen arazi kesiminde çok sık ağaçlardan oluşmaktadır. Bu sınırın üstünde verimli olsa da çok büyük bir alan kaplamayan yaylalar ve otlaklar bulunmaktadır. Ormanlarında ibreli, yapraklı ve karışık orman ağaçları bulunmaktadır. Çam, ardıç gibi ibreli ağaçlar daha ziyade yüksek kesimlerde yer almaktadır. Ordu ve Giresun'da topografik yapının çok sarp ve dik olması beşeri ve ekonomik faaliyetleri oldukça güçleştirmektedir. Ama bunun yanında orman bakımından oldukça zengin bir il olan Giresun ve Ordu genelinde ormancılıkla uğraşan önemli bir nüfus bulunmaktadır. Vatanımızın temeli ormanlar. Ormancılık tarihi ve bölgenin vatan olmasında ormanların önemiyle ilgili araştırmamıza devam ediyoruz. Bir zamanlar Melikli olarak bilinen Osmaniye Melikli köyündeyiz. Melikli köyündeki tarihi tahtalı camii, orman ve kültürün harmanlandığı nadide bir eser. Ayrıca yıllara meydan okuyan bu eser, kestane ormanlarının ne kadar dayanıklı olduğunu da göstermekte. Camiyi gezerken aslen bu köylü olan ve 2011-2012 yılları arasında Orman Genel Müdürü olarak görev yapmış Mustafa Kurtulmuşlu Bey'le güzel bir tesadüf üzerine karşılaşıyoruz. Biraz hasbihal ettikten sonra ondan köyün ormancılık tarihi geçmişiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Evet, Giresun bölgesi. Tarihi oldukça eskilere dayanan ve şu an yaşadığımız köylerin her birinin tarihi 7-800 yıllık, 900 yıllık bölgeler. Melikli köyündeyiz, Batlama içerisindeyiz. Önemli bir konuğumuz var şu anda yanımızda. Orman Genel Müdürlüğü yapmış. Çok değerli Mustafa Bey, bu köylüsünüz. Evet. Bir duygularınızı alalım sizin ve bu köydesiniz, kopmamışsınız. Neler söylersiniz? Vallahi ben dediğim gibi burası bizim babamızın, dedemizin köyü. Batlama Deresi'nde ben 1947 doğumluyum. Yani yaklaşık 73 yaşındayım. Belki 100 senelik tarihi de eğitimimiz sayesinde çok yakından biliyorum. Burası Giresun'da en ilk Türklerin ilk yerleştiği, belki ilk mabetlerden birisi. Burada Tahtalı Cami dediğimiz, buradaki mezarlık ve cami dediğim gibi Giresun'da ilk, belki en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Tabii insanlar dünü olmayanın yarını olmaz. Biz geçmişimizle, tarihimizle, ecdadımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Onlar buraları vatan yapmak için her türlü fedakarlıktan şey yaparak gelmişler. Burayı bize vatan yapmışlar. Bize bu vatanın o asliyetine uygun ama çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yapıda sürdürmemiz lazım. Ormancılık tarihimizde çok önemli yere sahip olan Kulakkaya, Yavuz Kemal, Alçakbel orman eğitim kamplarına gitmek için yollardayız. Orman teşkilatımızın başarı hikayesini yansıtan Eniş Dibi Kayın Ormanları göz ve gönül ziyafeti sunarak bizi selamlıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf ormanları olarak kurduğu Kulakkaya Alçakbel Ormanları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ormancılık teşkilatımızın başarı nişanesi olarak hala varlığını sürdürmektedir. Ormanların yenilenmesi için Giresun'da ilk fidanlık 1964 yılında Aytepe'sinde kurulmuştur. Bunun yanında 1974 yılında Ordu, Şebin Karahisar, Tirebolu ve Kemerköprü'de yoğun bir şekilde fidan üretimi yapılmaya başlanmıştır. Giresun'da fidancılık konusunda örnek çalışmalar yapılan Kemerköprü Fidanlığı yeniden düzenlenerek orman teşkilatımızın hizmetine açılmıştır. Geçim kaynağımız ormanlar.
Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan genç Türkiye Cumhuriyeti, 1929 yılında dünya ekonomik kriziyle sarsılmıştır. İşte bu ekonomik buhran zamanında geçmişte bölgenin vatan olmasını sağlayan ormanlarımız, devlet ve milletimizin imdadına yetişmiştir. 1937 yılında Atatürk'ün emriyle 3116 sayılı orman yasası uygulamaya konularak devlet ormancılığına geçilmiştir. 2 yıl sonra, yani 1939 yılındaysa Giresun Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Şebin Karahisar'a 1940, Ordu'ya 1944, Ünye'ye 1946 yıllarında orman işletme müdürlükleri kurulmuştur. Böylece hem ormancılık faaliyetleri gelişme göstermiş, hem de bölge insanına iş, aş ve geçim kapısı açılmıştır. Zor imkanlarda, zor şartlarda çalıştık. Bizim o yıllarda gayretlerimiz çok olağanüstüydü. Şunu ifade edeyim size, hani banka reklamı var ya, 7x24. 7x24 dahi olmasa, işte cumartesiniz yok, pazarınız yok, sabah saat 6-7 gibi mesainiz başlıyor. Ormancılıkta genelde hala da böyledir işte. Bugünlerde Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesindeki yangınlarda rahmetli olan meslektaşlarımızı, insanlarımızı rahmetle anıyorum. Oradaki meslektaşlarımıza da başarılar diliyorum. Ne gecesi vardır, ne gündüzü vardır. 7x24 çalışıyorlar. O zaman da inanın meslektaşlarımız en az günde 14 saat, 15 saat çalışıyordu. Ancak o çalışma sayesinde başarılı olabilirsiniz. Çünkü yol az. Bu yolları tamamlamak zorundasınız. Yolları tamamlayacaksınız ki üretiminizi zamanında ve zemininde yapmış olacaksınız. Yol medeniyettir. Yol kültürdür. Yollar kültür ve medeniyet tarihimizin canlı şahitleridir. Orman teşkilatımız yol ve ulaşım konusunda da önemli görevler üstlenmiş devlet kurumlarımızdan biridir. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 1960 yılında faaliyete başlamış, bölgenin kalkınmasına ve ekonomik hayatına büyük katkı sağlamıştır. Orman Teşkilatı bölge insanına sadece umut ve geçim kapısı olmamış, aynı zamanda yollar açarak medeniyet getirmiştir. 1950 yılında yapımına başlanan orman yolları, 1960 ve 1970'li yıllarda hızlanarak devam etmiştir. Makinelerin olmadığı dönemde insan gücüyle yollar yapılmıştır. Köy ve mahalle olan bölgelerde imece usulü çalışılmıştır. Mele tırma ormancılık literatüründe Ladin'in en son sınırı. Batıya geldi, sınır olarak geçer. Buradan itibaren Artvin'e kadar ki ormanlık alanlarımızda 500-600 rakımla 1400 rakım üzerinde doğal saf Ladin ormanlarımızın kuzeyinde Ladin olduğu gibi Mele Tırmağı'yla birlikte Ordu işletme Ordu ilinin işletme müdürlüklerinin içerisinde daha çok kayın türümüz yaygın durumda. Başkenti Akkuş olmak üzere Akkuş, Ünye ve Ordu işletme müdürlüklerimizde kayın ormanlarımız ağırlık teşkil etmektedir. Ordu ilinde Mesudiye işletme müdürlüğümüz ile Sivas ilindeki Koyulhisar işletme müdürlüğümüzde ise daha çok sarıçam ağırlıklı ormanlarımız mevcuttur. Orman envallerinin naklenin zor olduğu dönemde orman içine yapılan kereste fabrikalarında biçilmiş kalas olarak nakledilmiştir. Örnek olarak Ordu Akkuş, Giresun Yavuz Kemal ve Kulakkaya'daki kereste fabrikası kalıntıları bulunmaktadır. Kendi artıklarının ürettiği buharlı enerjiyle çalışan kereste fabrikalarına ürünlerini rahat getirebilmek için ormanın içine raylı taşıma sistemleri kurulmuştur. Tarihi kereste fabrikalarında üretilen kerestelerin Osmanlı'dan kalma duyun-u umumiye borçlarının ödenmesinde çok önemli katkı sağlamış. Üretilen kerestelerin satılarak duyun-u umumiyeye borçlarının ödenmesi Giresun ormancılık tarihi açısından çok önemli. Ormancılıkta su nakliyatı.
su bir alemdir. Onun derinliklerine girmek, onu layıkıyla anlamak için çok bilmek ve çok çalışmak gereklidir. Ormancılıkta su nakliyatı konusunda çok önemli araştırmalar yapan Giresun Orman Teşkilatı'nda görevli orman mühendisi merhum Abdullah Necip Dağcı 1940'larda su nakliyatı adıyla hazırladığı kitapta konuyla ilgili önemli bilgiler vermekte, çektiği fotoğraflarla bir döneme ışık tutmaktadır. 1940'lı 50'li yıllar, o zaman dere nakliyatı önemli kitabını basmışız. Bir kitabı var, su nakliyatı diye. Ve burada fotoğrafları var. Çok çileli, meşakkatli bir iş. Çok can kayıpları da oluyor bu dere nakliyatlarında. Tomruk vurması vesaire veya yaralanma, sakatlanmalar da oluyor. Ama insanüstü bir güçle bu işler yapılıyor. Şimdi bu arşivleri çeşitli işletmelerde dağılmış durumda bu. Çoğu Giresun Bölge Müdürlüğü işletme müdürlüğü arşivinde. Tabii bunları toparlayabilmek için tozun içine girmek gerekiyor. Tozlu rafları karıştırmak gerekiyor. Ve şu albümü bulmuşlar. Çok güzel o zaman basılmış. Böyle iple ciltlenmiş. Ve 1945 yılında ismi Elle. Giresun Devlet Orman İşletmesi. O zaman bölge müdürlüğü değil Giresun. İşletme müdürlüğü Devlet Orman İşletmesi albümü. 45 yılında. Bu albüm ve bunun dışında elde edilen işte şu fotoğraflarla birlikte işte şunlar var. İşte hepsini derleyip bir de ilginç üzerinde 1946 müdür Huri Azvak Gelevara deresinde Esve Gelevara. Bu da denize açılan kısmı. Şurası da herhalde Gülburnu'dur. Hayatımızın en önemli kaynağı olan su, taşımacılık söz konusu olduğunda da vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Kerestelerin suyla nakliyatının ekonomik bir sistem olduğu su götürmez bir gerçektir. Üstelik su nakliyatının geçmişi bizde çok eski zamanlara kadar uzanır. Evliya Çelebi'nin meşhur seyahatnamesine baktığımızda en az 3 asırlık bir geçmişi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Yurdumuzda su nakliyatı en genel ifadeyle Doğu Karadeniz'de ve Güney Anadolu'da yapılırdı. Ormanlarda kesilen orman envalleri öküzlerine beraber akak, akanak dediğimiz bir yere birikirmiş. Oradan aşağı onu yağmurlu havada ağaçlar ıslanınca iyi gidermiş. Oradan Mele Tırmağı'na kadar akıtırlarmış. Mele Tırmağı'ndan Ordu'ya kadar takimine Ordu'ya indirirlermiş. Doğu Karadeniz kıyılarında hemen her sudan nakliyat konusunda faydalanılmıştır. Belli başlı nakliyat yapılan dere, ırmak ve nehirlerden bazıları şunlardır. Çoruh, Fırtına, Pazar Deresi, Büyükdere, Harşit, Gelevera, Yağlıdere, Aksu, Pazar Suyu, Melet, Kızılırmak ve Yeşilırmak. İstihlak merkezlerine sevk edilen odunlar, önceden gövdelerinin belirli boylarda kesilmesi ve sonra da kalınlığına göre bu gövde parçalarının iki veya daha fazlaya bölünmesiyle hazırlanmaktadır. Su nakliyatında iki temel metot kullanılırdı. İlki mevsim sularıyla yapılan nakliyat, ikincisi normal sularla yapılan nakliyattır. Mevsim sularıyla yapılan nakliyatta ilkbahar yağışları ve karların erimesiyle kabaran dereler ve çaylar kullanılmaktaydı. Nakil süresi yılına göre değişse de genelde Mart ortalarından Temmuz sonlarına kadar devam ederdi. Mevsim sularıyla yapılan nakliyat büyük ya da küçük derelerde farklılık gösterirdi. Mesela küçük derelerde oluklar yardımıyla yapılan nakliyat, suları zengin olan derelerde döküm halinde yani orman envalinin suyun doğal akışına bırakmak suretiyle de gerçekleştirilebilirdi. Ama döküm halinde nakliyat daha çok yaz-kış nakliyata yetecek suyu yatağında barındıran ırmak ve nehirlerde yapılırdı. Bu nakliyat türü oluklamaya göre daha az insan gücünü gerektirse de devamlı olarak takip gerektirmektedir. Peki ya orman içinde hem yolların hem de derelerin olmadığı durumlarda ne yapılırdı? O zaman da orman içine kurulan büyük tezgahlarla, yoğun biçimde insan gücüyle,
kalas biçimi yapılmakta ve bu kalaslar Orman Teşkilatı'nın kadrolu malı olan manda, at ve katır gibi hayvanlar vasıtasıyla yollara taşınmaktadır. Giresun ve Ordu iline ilk seyyar hava hat 1957-1960 yıllarında Avusturyalılar tarafından getirilmiştir. Bu taşıma sistemleri 2000 metre mesafeden 5 ton ağırlığındaki orman envalini getirebilecek teknolojidedir. Havai hatta taşımacılık Kulakkaya, Deregözü, İkisu, Kuzalan ve Hoşafçı bölgesiyle Akkuş ormanlarında kullanılmıştır. 1964 yılında yapılan Dereli İkisu bölgesinde Yeşil Vadi köyüne hava hatta kamyon taşınması ormancılık tarihimizde bir ilk olup halen bölge halkı arasında konuşulmaktadır. 56'da İsviçre'den şey geldi. Havayat geldi. Hattını kurduk. Yani kurduk. Tam 2 kilometre. 2 tane şey var. Direk var. 2 tane direk var böyle. Yani yüksel değil. Sapandan geçiyor böyle şey. Vagon. Giresun'da sel felaketi. 22 Ağustos 2021 Cumartesi günü akarsuların hayat verdiği bu topraklar büyük bir felaketle sarsıldı. Giresun il merkeziyle Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan aşırı yağış, sonrasında sel ve heyelanlar meydana geldi. Mahsur kalan 172 vatandaş kurtarılırken ne yazık ki 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan 4 jandarma personeli de vardı. Ruhları şad olsun. Orman Teşkilatı çalışanlarının mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla uğraştığı sel felaketiyle ilgili açıklamalar yapan Espiye Orman İşletme Müdürü Mutluhan Kurt'u dinliyoruz. Burası Pangal Köprüsü. Pangal Dede Şelalesi. Muhteşem bir güzellik vardı burada. Köprü vardı ahşap. Daha önce taş köprü vardı. Son sel felaketi yıkıp yok edip mahvetmiş. Ama Allah devlet ve millete zeval vermesin. Şu anda devletimiz seferberlik ilan ediyor ve bu bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. En önemli çalışma yapan kurumlardan birisi de Tarım ve Orman Bakanlığımız. 2020 yılı Ağustos ayında yaşadığımız sel felaketi dolayı yöremizde özellikle ana derelerde yaşanan sel taşkınları ciddi tahribata neden oldu. Bulunduğumuz bölge havzasında tabii güzelliklerin yanında karayollarına ciddi zararlar meydana geldi. Tabii biz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sel sürecinde bizzat Orman Genel Müdürlüğümüz Başkanlığı'nda Giresun Orman Bölge Müdürü olarak gece gündüz günlerce saha içerisinde yer aldık. Gerek iş makinalarımız, gerek personelimizle mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşımızın yanında yer almaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreçti. Ancak devletimiz burada yine büyüklüğünü gösterdi. Sel felaketin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren en üst düzeyde burada vatandaşın yanında yer alarak çok kısa sürede yaraları sarma kabiliyetini gösterdi. Dolayısıyla tabii ki tabii güzelliklerimiz bir kısmı bu afet nedeniyle yok oldu. Ancak mevcut yollarımızı, ulaşımı en kısa sürede teşkilatımızın da katkılarıyla yenileme noktasında güzel bir refleks gösterdi. Orman ve ağaç sanayi. Giresun'un ticaret hayatına iklimin ve doğal yapının yönlendirdiği tarımsal üretim ve tarıma dayalı imalat sanayi egemen olmuştur. Bu bakımdan Giresun, üretim çeşitliliği ve ham madde olarak kullanılabilecek malların potansiyeline bakıldığında akla ilk gelen fındık işleme fabrikalarıdır. Kentteki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu da bu ürüne bağlı olarak kurulmuştur. Dönemin yerel basınında yer alan haberlerde sadece fındıktan elde edilecek gelirlere göre yaşayan Giresun halkının
ormancılığa dayalı geniş iş imkanları yaratan kağıt fabrikası gibi yatırımlara ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Aksu Kağıt Fabrikası. Giresunlu iki devlet adamı, Tarım, Ulaştırma ve Savunma eski bakanı olan Mehmet İzmen ve Çalışma, Ticaret ve Dışişleri eski bakanı Hayrettin Erkmen. Giresun onlar zamanında çok sayıda hizmet aldı. Liman, sahil yolu, fındık mamulleri üretimi gibi dev devlet yatırımları onların sayelerinde gerçekleştirildi. Ama Giresun Seka Aksu Kağıt Fabrikası bir başkaydı. Seka Aksu Kağıt Fabrikası 1970 yılında bu iki devlet adamı sayesinde 32 milyon dolar harcanarak şimdiki yerine 780 dönüm arazi üzerine kuruldu. 1500 kişilik çalışan kadrosu ve yıllık 82 bin ton gazete kağıdı üretim kapasitesiyle Türkiye için dev sayılacak bir adımdı. 1987 yılında memur, sözleşmeli ve işçi olarak toplam çalışanı 870 kişi olan fabrika, 1989 yılında 1001 kişiyle tarihindeki en fazla işçiye ekmek kapısı olmuştur. Ama 1990 yılı itibariyle işçi sayısında belirgin bir düşüş gözlenmektedir. 1990 sonrasında her yıl işçi sayısında azalma olan fabrikada 1995 yılında 439 işçi çalışmıştır. Fabrika 1990'lı yılların sonundan itibaren faaliyetlerine son vererek 2002'de özelleşerek 5 yıllık zorunlu çalışma sonrası kapanmış ve bir devirde böyle noktalanmıştır. Akkuş Kereste Fabrikası ve Kayın Ormanları. Eski Türkler kayın ağacını hayat ağacı olarak görürdü. Hatta Türk destanlarında Tanrı Dağları eteğindeki ıssık göle gökten inen yeşil bir ışıktan kayın ağaçlarının türediğine inanılır. Aslında bu inanışların sebebi basittir. Çünkü Türklerin günlük yaşamında kullandıkları yay, ok, sadak, çadır direkleri, yemek kapları, semer ve eğerlerin ana malzemesi hep aynı ağaçtı. Kayın ağacı. Ünye Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı, kayın ağacının hava temizliği ve insan sağlığı açısından önemine değiniyor. Yetişkin bir kayın ağacı yaklaşık 1,5 kilogram havayı temizlemektedir. Yetişkin bir kayın ormanı, 1 hektar kayın ormanı yılda 68-70 bin ton toz emmektedir. Bu da kayının ormanlar açısından çok büyük ve halka sağlığı açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Kayın ormanları bilindiği üzere Canik Dağları'nın kuzey kısımlarında, Karadeniz'in kuzeyine bakan kısımlarında yer almaktadır. Kayın ormanları Türkiye ve dünya açısından çok büyük, hava temizliği açısından çok büyük bir yer işgal etmektedir. Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş, kayın ağacının bölge halkına sağladığı yararlardan ve savaşlarda yiyecek olarak kullanılmasından bahsediyor. Özellikle kayın ormanları insanlara gıda sağlaması bakımından da çok önemli yerleri var. Hem korunmada, hem ihtiyaçlarını karşılamada, hem evlerini hartamadan, kiremit yapmada, hem de aynı zamanda tohumunun da yenmesiyle yöre halkı için çok önemli bir ağaç. Akkuş'ta çok geniş alanlarda saf kayın ormanları bulunmakta olup, Akkuş'un nemli iklimi kayın ağacının yaşam koşullarının optimumunu oluşturmaktadır. Ortalama bir kayın ağacı gövdesinde 485 kilogram karbon depolamaktadır. Toprak yüzeyi kısımlarda hektarda 175 ton karbon depolanırken toprak içi kısımlarda ise 81 ton karbon depolanmaktadır. Akkuş kayını diğer bölgelerde yetişen kayın ağaçlarına göre daha yumuşak bir yapıya sahip olması nedeniyle akkuş kayını kullanım olarak daha değerli bir duruma gelmektedir. Türkiye'nin en zengin kayın ormanları Ordu ve Giresun bölgesinde bulunmaktadır. 1950'li yıllarda dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes'in talimatıyla bu ormanları işleyecek bir fabrika kurulur. Ordu'nun Karakuş ilçesine kurulan Kereste Fabrikası sonrasında ilçenin adı değişerek Akkuş yapılır. Akkuş Kereste Fabrikası, Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, sanayimizin gelişmesinde özel sektöre örnek olur. Devlet ve milletimize büyük hizmet eder. Özelleştirilinceye kadar bölge insanına istihdam sağlar, iş,
aş ve ekmek olur. Ordu ve Giresun bölgesindeki kayın ormanlarını işleyerek ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunar. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kiraz fidanları da dikeceklerini söyleyen Espiye Orman İşletme Müdürü Mutluhan Kurt'tan kiraz ormanları hakkında bilgi alıyoruz. Esenli Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde Akpınar Köyü mülki hudutlarındayız. Burada görmüş olduğumuz gibi hem vatandaşın zirai noktada yetiştirdiği kiraz ağaçları ayrıca bu havza boyunca orman içerisinde münferit olarak bulunan yabani kirazlarımız da mevcut. Bu tabii zamanında yörede ciddi bir kiraz varlığının göstergesi. Ancak son zamanlarda biraz daha azalmış durumda. Ancak çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz bir konu. Hem yaban hayatına katkı sunmak adına hem de yörenin gerçekten asli ağaçlarından yani kirazı koruma adına çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 262 bin hektar doğal kestane ormanı bulunmaktadır. Bu ormanların yaklaşık 29 bin hektarı saf kestane ormanı, geri kalan 233 bin hektarı ise karışık kestane ormanlarıdır. Kestane ormanları hem odun üretimi için hem meyve ve çiçekleri nedeniyle odun dışı orman ürünü üretimi için kullanılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü 2019 Odun dışı orman ürünleri envanterine göre 75 bin hektar alan kestane meyvesi üretimi için ayrılmıştır. Türkiye'de tarım alanlarında yapılan kestane meyvesi üretimi Aydın başta olmak üzere Yalova, Bursa gibi illerde yoğunlaştırılmıştır. Doğal kestane ormanlarını yakından takip eden Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, bu ormanlardan faydalanmak konusunda geliştirdikleri projeler hakkında bilgi veriyor. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Ordu ve Giresun ili içerisinde sahil bandında köylerin yerleşim yerlerinin, arazilerin bitimiyle birlikte Ladin ormanlarına kadar uzanan bant içerisinde, yapraklı bant içerisinde karışım vaziyetinde kestane ormanlarımız mevcut. Biz de bu kestane ormanlarından halkımızın faydalanmasını özellikle meyve konusunda meyvelerini toparlayarak bunu bir ekonomik değer haline getirmesi noktasında bir düşüncemiz var. Bunu halkımızla paylaşıyoruz. Bütün işletme şeflerimiz şu anda kestane, geçmişten kestane kültürü olan ne kadar yerleşim birimi varsa buralara gidiyorlar. Buradaki halkımızla, muhtarlarımızla istişare ederek beraber kestane bahçesi formatına getirebileceğimiz küçük orman parçaları köylerin etrafında var mı? Buralara biz projeler yaparak doğal bir şekilde yapısını koruyup kesinlikle dışarıdan aşı getirmeden kestane hastalıklarının çok fazla miktarda kestane ormanlarımızı tahrip ettiği gerçeğinden dolayı bizim kestane ormanlarında kesinlikle aşı yapılmasını istemiyoruz. Bu öncelikle bu bilinci oluşturup arkasından da köye yakın yerlerde bakımlarını yaparak kestane ağaçlarının meyveye yöneltecek şekilde bakımlarını yapıp halkımızın bir ekonomik değer olarak buralardan faydalanmasını düşünüyoruz. İnşallah bu bağlamda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sahiplenmeleri şartıyla bu projeyi hayata geçirmek için bu banttaki kestane olan, civarında kestane ormanı olan köylerimizle irtibata geçiyoruz. Şifa kaynağı bal ve bal ormanları. Karadeniz'in bal ormanlarında üretilen kestane ve orman gülü balının sağımını yapan arıcılar, ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nce oluşturulan 3400 hektarı kapsayan bal ormanlarında arıcılar, peteklerini Mayıs ayının ortasından itibaren belirlenen bölgelere yerleştirdi. Yaklaşık 3 ay boyunca Karadeniz'in uçsuz bucaksız ormanlarındaki bitki örtüsünde orman gülü ve kestane balı üretimi yapıldı. Sağımı yapılan balın kilogramı 120 ila 150 lira arasından satılıyor. Bal sağımını tamamlayan üreticilerse arıların kışa yönelik bakımlarını yapmaya başladı.
Üreticiler bal ormanları kurulmasıyla artan verimden de memnun kaldı. Arıcılığa artan ilgiden memnun olduklarını belirten Tirebolu Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, Orman Teşkilatı'nın arıcılığın gelişmesi için yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler veriyor. Bu mevkide bal ormanımızda doğal olarak orman gülleri, arıcılık için çok önemli olan orman gülleri, kareyemiş, ıhlamur, en önemlisi kestane ağaçlarından oluşmaktadır. Ve bunlar da arıcılık için, arıcılığın gelişmesi için özellikle bu mevsimde kestane balından önce orman güllerinden arıların gelişiminde çok büyük yarar sağlanmaktadır. Burada oldukça geniş bir flora, zengin bir flora bulunmaktadır. Ve biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu zengin floranın olduğu yöre halkının da talepleri üzerine bu yaklaşık olarak 450 hektarlık bir alanı bal ormanı olarak bal ormanı olarak sınırlarını belirledik ve halkımızın hizmetine sunduk. 24 bal ormanının bulunduğu Giresun ve Ordu'da her bal ormanının yaklaşık 2000 petek kapasitesi var. Bal ormanlarını kurarken öncelikle arıcılarla istişarede bulunup ihtiyaçlarını belirleyen Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, arıcıların yollarla ve kovan koyma yerleriyle ilgili problemlerini çözmek için azami gayret gösteriyor. Bunun yanında yağmurdan korunmaları için barınak yapıyor ve su tahsis ederek arıcılara her türlü kolaylığı sağlıyor. Giresun ve Ordu, Türkiye'deki bal üretiminin %30'una yakınının bölgedeki arıcılar tarafından yapıldığı bereketli ormanlara sahip. 3400 hektar alanı kapsayan bal ormanlarında kestane başta olmak üzere orman gülü ve Karadeniz'deki diğer türlerden bal üretimi yapılmaktadır. Orman demek yurt, yuva, vatan demektir. Ağaçlar yurdumuzun güzelliği, evimizin direğidir. Hayatımızın kaynağı ağaç olmadan insan yaşayamaz. İnsanoğlu doğar doğmaz ağaçla tanışır. Önce beşikte yatar, ağaçtır. Sonra ömrünü tamamlar ve dünyadan ayrılırken yine ağaçla gider. Musalla taşında tahta bir tabut içinde dünyaya veda eder. Hayatımızın kaynağı orman ve ağaçlarımızdır. Ormanların kıymetini bilelim. Unutmayalım ki ormanı sevgi korur. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sundu.